Sevgili dostlar, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin Dumansız Hava Sohbetleri'nde bu hafta astrolog Filiz Özkol'u ağırlayacağız. Sevgili dostum, çok uzun zamandır onunla hep böyle keyifli güzel bir sohbet yapalım, gerçekleştirelim diyorduk. Bu sohbet aslında biraz da sizinle birlikte paylaştığımız bir sohbet olacak. O hemen hazır bekliyor. Birazdan konuklarımız da gelsin istiyorum. Konuklarımız yavaş yavaş bize dahil olduğu sırada ben de aynı zamanda sevgili Filiz'i evet, konuklarımızı bekliyoruz. Sevgili Filizciğim, birazdan Derya Kilici katıldı. Diğer konuklarımız da yavaş yavaş bizimle birlikte olacaklardır. Hoş geldin. Hoş bulduk Serapcığım. Nasılsın? Buradan bizi izleyen dostlarımıza da sevgilerimizi gönderiyorum. Keyifler nasıl? Keyifler nasıl? Ben sana sorayım aslında keyifler nasıl diye. Öncelikle misafirimiz olarak Dumansız Hava Sahası sohbetlerimize hoş geldin. Keyifli bir şekilde senin o hem güler yüzlü hem her zaman böyle pozitif enerji saçan o güzel ruhunu biraz da böyle bizi izleyenlerle paylaşalım istedim ben. Canım benim, seni seviyorum. Bir, eski bir arkadaşız. İki, dostluğunu çok iyi tanıyorum. Üç, bu sosyal projelere ne kadar gönül verdiğini biliyorum. O yüzden zaten seninle konuşmak çok ayrı bir zevk. Bu projede konuşmak daha da zevkli. Canım benim. Evet, sigara gerçekten hayatımızın hani dumansız hava sahası dediğimiz zaman aslında zehirden Evet. uzak sahalar diyoruz. Tamamen hayatımızın içerisinde bir zehir kabul ettiğimiz, birçok kişinin dostu olarak gördüğü, sığındığı, onsuz yapamadığı, daha sabah kahvaltısını bile yapmadan uyandığı gibi hemen güne onunla başladığı kötü bir dost. Şimdi ben sözünü Hiç kestim. Şöyle bir şey dostla bir düşünüyorum. bağlantın oldu mu? Onu öncelikle görüşelim istiyorum. Anlamadım. Ha, söyle canım. Sigaraya hiç başladın mı? Hiç sigara içtin mi? Hiç sigarayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Hani böyle yemeklerde hanımlar birbirlerinin ellerini tutuştururlar ya. Saat ne kadar onlara uymaya çalışsam, bir tane böyle yakmaya çalışsam, böyle püf püf yok bir şey, bırakırım kendi kendine söner. Yani bu senede bir kere iki kere başıma gelir. Ya kızlar derim, çocuklar sakın bana vermeyin sigara falan, ben çünkü içemiyorum. Yani hani böyle argo tabirle piç oluyor sigara, öyle derler ya sigara içenler. Ben Evet. bilmiyorum. Bir bak, şunu söylemek istiyorum Serapçığım. Bayanlarımızın sigara içmesine kesinlikle karşıyım. Şu anda sigara içen bir sürü bizi izleyen bayanlar belki bana tepki gösterebilirler ama zaman içinde belki 20'li 30'lu yaşlarda bunun pek etkisini görmüyorlar. Ama 40'lı yaşlardan sonra dudak etraflarında ince ince çizgiler beliriyor. Onu ne kadar dolgularla, botokslarla düzeltmeye çalışsalar da suni bir görünüm oluyor. Çünkü dolgular genelde dudakları daha kalın ve şu üst çeneyi daha dolgun gösterdiği için hemen dolgu olduğu anlaşılıyor. Bu sigaranın onlara yaptığı kötü bir oyun. Güzel dinç kalmak istiyorsanız ve hep genç kalmak istiyorsanız özellikle hanımları ben böyle uyarıyorum. Lütfen sigara içmesinler. Sadece sigara tabii bu etkiyi yapmıyor. Yani saç telinden tut, cildimize, dişlerimize, tırnaklarımıza, hadi iç organlarımızın hepsini bıraktım. Hani akciğeri tamamen zehirlemesinin haricinde. Gerçekten vücudun görünen birçok yerine zarar verdiği gibi aynı zamanda dış etken olarak beni en çok rahatsız eden şey mesela sigaranın kokusu. Yani Evet. katlanamadığım bir şey. Ya şimdi sigara içtiğin zaman ne kadar içmiyorum ya da ben çok az içiyorum, işte günde iki tane içiyorum falan diyorlar ama o sigara kokusu, hele saçlar uzun saçlıysa hanımların, o siniyor, kalıyor. Bence ikili ilişkileri ve aşk ilişkilerini de çok etkiliyor. Ne olursa olsun şöyle bir durum var Serapçığım. Erkek sigara içiyor, onların da içenleri var. Ama içen bir erkekle sigara içen bir erkek belki çok etkilenmeyebilir ama sigara içmiyorsa ve hayatındaki hanım arkadaşı, kız arkadaşı sigara içiyorsa felaket bir aşk ilişkisi oluyor. Ben sadece bu yüzden sevgilisini terk eden erkekler biliyorum. Astrolog olduğum için hikayeler çok bende. Anlatmaya kalksam yani dünyanın öbür ucuna kadar gider hikayeler. Aslında sigara ile ilgili hikayeleri biraz senden dinleyebiliriz. Çünkü bunlar yaşanmışlıklar. Ben geçtiğimiz günlerde anlattım. Daha sabahın erken saatlerinde uçaktan indim. Arkadaşım Havaş'a binelim dedi. Tamam, ben de beraber eşlik ettim ona. Sonra yanımıza
Bir bayan, o sırada yan yana oturamadık, bir anda böyle bir kargaşa oldu. Bir bayanla bir başka bir bayan, dedim ki yer değişebilir miyiz? Arkadaşım da çok uzakta olunca onu da çağıramadım yanıma. Kızınız galiba ön taraftaki dedim. O sigara içiyor mu dedim. Böyle kadın bir an kaldı. Koku mu geldi dedi. Dedim evet, yani sabahın çok erken saati ve ben kusura bakmayın bu saatte bu kokuyu çekemeyeceğim dedim. Çünkü daha yeni içmişsiniz herhalde ve bunun kokusu bana çok yoğun bir şekilde geldiği için benim midem bulandı dedim. Yani şu an bu yolculuğu yapamayacağım. Yani ben artık bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum, verdiği rahatsızlığı. Çünkü özellikle bu toplu taşıma araçlarında olsun, başka yerlerde olsun, insanlar son bir nefesini aldıktan sonra o böyle bütün o kalabalığa gelip bütün o kokuyu tamamen herkese hediye ediyorlar. Değil mi? Ben bununla ilgili çok sevdiğim bir arkadaşımla hava yani hava yolculuğu yapıyorum. Hani hava yolu sen önden git, işte ben arkadan geliyorum, bir sigara tüttüreyim hemen geleceğim falan. Ondan sonra bindim uçağa, git yani ve geç kaldı kız, uçağı kaçırdı. Yani sigara nelere mal oluyor. Hani o küçücük ben iki tüttürüp geleceğim. Ha iki tüttürüp gelmeyiver, gel benimle falan diyorum. Yok yok ben şu anda sigara saatim geldi. Nasıl bir sigara saati? Bu nikotin nasıl bir şeydir anlayamıyorum ben. Hani Ben sana insan sordum. Sen hiç denedin mi? ben mi sigara olarak mı? Hani baştan söylediğim gibi bir kere yakar gibi oluyorum. Olmuyor. Benim sigara beni sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. O yüzden biz birbirimize Karşılıklı ısınamadık bir türlü. başlayamıyordu o ilişki bir türlü Yok herhalde, değil hiç mi? yani böyle dediğim gibi arkadaşlar falan hani böyle balık yemeye gidersiniz bir sahilde falan oturursunuz ya da bir kahve içerken yanına bir sigara yakan çok arkadaşım var. Onlara da şimdi bir şey diyemiyorum çünkü çok sevdiğim arkadaşlarım. Ya Filizciğim işte yani ne olur yani bir sigara şöyle insan 40 yılda bir ben günde 2 tane içiyorum fazla da içmiyorum diyorlar. Ama o 2 tanenin birikimi özellikle tıp uzmanı ha, söyle Evet. canım. İki tanenin birikimi. Uzman Sonra mesela doktor arkadaşlarıma soruyorum o yıllar geçtikçe o öyle bir katranlaşıyor ki o iki tane bir tane değil bizim bile havada sigara içenlerin bulunduğu ortamda bulunmamız da çok tehlikeliymiş. En az onlar kadar pasif içici oluyoruz. Onlardan belki iki kat daha zarar görüyoruz. O yüzden bir de ben sigara kokusunu hissettiğim zaman midem bulanıyor. Bu da ayrı bir olay. Bence Evrenin bana verdiği bir ikili bu güzel bir jest. Yani seni sigaradan muaf tutuyorum. Ne yaparsan yap, sevemeyeceksin, ısınamayacaksın diyor. Hatta bir ara Serapçığım belki birazcık böyle farklı olur, keyifli olur diyor. Baharatlı sigaralar olur ya işte Evet. karanfilli, vanilyalı falan. Ben onlardan birer paket alıp çantama attım. Olur olmaz yani böyle bir dönemlerde yakarız bir tane. Paramparça olmuş çantamda, eskimiş, çürümüş. Çantamı değiştirirken bir baktım ıslanmış, parfüm akmış. Aklıma bile gelmemiş onları çantama alıp attığımı. Ne Yani mutlu sana. Çünkü sen güzel şeylerle meşgulsün. tabii Tamamen tabii tabii. hayatını dolu dolu bir şekilde dolduruyorsun. Ve o kötü bir şeyin seni bir şekilde motive etmesine, seninle dostluk etmesine ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü senin çok daha fazla iyi o vaktini doldurabildiğin o anları, o hani atak anları vardır ya, atak anlarında aslında kendi kendini çok tolere edebildiğin daha başka dostlarım var. Değil mi? Tabii ki yani sigaranın ben pek dost olabileceğini de düşünmüyorum. Aslında hani bir film adı vardır Yatağımdaki Düşman. O hayatımızdaki düşman sigara. Ama biz onun sadece dost yüzünü görüyoruz. Biz İçinde zaten bir... onun o şeytan yüzünü görüyoruz ama içenler nedense onu hep melek olarak görüyorlar. Yani İşte ben şey... özellikle bu sebepten dolayı birçok kişinin hani ben daha sigara ile ilgili bir şey paylaşıyorum, seninle olan sohbetimizi paylaşıyorum mesela bugünkü. Hemen gruplardaki bir arkadaşım diyor ki ay şimdi bir sigara içesim geldi diyor. Yani Öyle böyle mi diyorum? bir etki tepki gibi. Ben ne yapmak istiyorum onlara biliyor musun? Ellerindeki sigarayı alıp
ters çevirip o ateşli kısmını dudaklarına basmak geliyor. Böyle bir yansın onların dudakları falan. Küçükken bir çünkü benim çocuklar böyle lastik memeler vardır ya, emzikler. Evet. Çok severdi büyük oğlum. Ben de sağ 3 yaşına gelmiş daha bırakmıyor. Kucağında, cebinde, yastığın altında böyle cık 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 falan. Ben hep onların üzerine birazcık böyle acı biber sürerdim. Ya sigaraları da aslında biberli falan yapsalar, bunların ağızları falan yansa da bıraksalar. Şimdi biz bunun sohbetini yapıyoruz. Sigara sektörü gerçekten çok büyük ve zaten şu anda reklam yasağı olduğu için reklam yasaklarından dolayı ellerinde de çok güzel biriken bir bütçe var sevgili Filiz. Ve bu bütçeyi bazı zaman işte sanatçıları bir şekilde kullanarak, yani bazen senaristleri kullanarak bir dizinin içerisinde, bir filmin içerisinde, bazen bir sanatçının elinde verdiği bir pozla sosyal medyada kullanabileceği, bunlarla bir şekilde insanlara yine bir imajla hatırlatıyorlar, imajla hayatlarına sokuyorlar. İşte genç sanatçılarımızın, idol sanatçıların, herkesin böyle takip ettiği sanatçıların, göz önünde olan sanatçıların ya şarkılarında ya belli bir şekilde pozlarında muhakkak ki o gençleri etkileyen bir ifade oluyor. Çünkü bu daha çok küçük yaşta özentiyle başlayan bir şey. Yani Şimdi sen mesela tabii. arkadaşların bana ikram ediyordu dedin. Evet, o ikramda sen iradeni kullanmışsın. Ve arkadaşların ne kadar içerse içsin, bak en yakın dostum içiyor diyorsun, alınmasınlar diyorsun. Ama ona rağmen sen kendin sana zararlı olduğunu ve sevmediğine karar verip kendi kurallarınla birlikte hareket etmişsin. Kişinin kendi Şimdi kurallarıyla hareket etmesi çok önemli, değil mi? bazen şöyle bir şey oluyor. İnsanların nasıl parfümleri bazı beden tutar, bazı bedende uçar. Sen dersin ki ne kadar parfüm kullansam benim üzerimde durmuyor. Dünya pahalısı parfümler. Boşaltsam şişeyi uçup gidiyor falan diyorsun ya, onlar güzel bir şey aslında. Sigaranın kokusu bazı ciltlerde kimyasal olarak cildin kimyasıyla ilgili yapışıp kalıyor ve gitmiyor. 24 saat istediği kadar duştan çıksın. Bir tane sigara içtiği anda sanki 30 tane sigara içmiş gibi böyle vücudundan sigara kokusu geliyor. Ben o O zaman zaten nefret ediyorum. vücuda tamamen o kadar çok yerleşiyor ki, biliyorsun sigara içenlerin bıraktıktan sonra bir aşaması var. Yani çok Tabii. kolay değil aslında sigara içen birisinin bırakması. Çünkü o belli bir şekilde yavaş yavaş o bütün vücuttan atılma safhası, o zehrin vücudu terk etmesi gerçekten zorlayıcı bir aşama. Hemen olan bir şey değil. O Şimdi yüzden... eskiden mesela 100 yaşına kadar yaşayan dedelerimiz, atalarımız varmış. Onlar şöyle diyormuş, işte tütün sarardık, içerdik, 101 yaşına geldim bana bir şey olmadı. Şimdi biz eskiden her konuda organiktik. Belki o zamanın tütünlerinde de bir şeydi, organikliğinden dolayı belki zarar vermiyordu. Ama şu anda sigara sektörü, sigaranın menbaasında, yapımında inanılmaz kanserojen maddeler var ve bunlar bilerek konuyor içine, bilerek yapılıyor. Yani Daha bilinçli çok bir bağımlılık şekilde. yaratması için daha farklı maddeler kullanılıyor artık. Tabii. Yani Nüfusu kat etmek, nüfusu katledip öldürmek ya da nüfus sayısını dünyada azaltmak için bundan daha güzel bir sektör olamaz aslında. Bunu çok iyi kullanıyorlar ama biz tabii bunu insanoğlu anlamakta zorlanıyoruz. Hele çevrecilerin, Orhan Kural'ın buradan kulaklarını çınlatayım. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. konuğumuzdu. Salı günü o konuğumuzdu. Yine Evet, dumansız onu hava sahasının alkışlıyorum. konusu. Evet, alkışlıyorum çünkü onun yaptığı çevrecilik, gözlemcilik, o sigara savaşı, doğa dostluğunu hiç kimse yapamaz. Yani belli bir yaşı aşmış olmasına rağmen yine de bütün gücüyle çalışıyor. Ben çok seviyorum hocamı ama bir sürü tepki de alıyor tabii. Çok da dövülüyor. İnsanlar Bizim derler ya, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. aynı şekilde. Bizim aynı zamanda tabii derneğimizin yönetim kurulunun başkanımız Mustafa Aydın. Yine Aydın Üniversitesi'nde çok ve görevi dahil olmak üzere aynı zamanda bizim derneğimiz içinde yıllardır sigara karşıtı olarak gerçekten çok büyük bir savaş veriyor. Ekibimizdeki herkes, yani yönetim kurulumuzdaki bütün o değerli isimler, doktorlarımız var, Melahat Hanım, Güneri Bey var, TRT'den Hüseyin Başusta, Übed Bey, Zeliha Sunal, yani hepsi o kadar Zeliha çok sevdiğim bir evet, sevgili arkadaşım. Zeliha, hepsi o kadar kendi alanlarında, çevrelerine
Bu zehirle ilgili savaş için o kadar hani derler ki zehir savaşçısıyız aslında biz, yani onun tamamen karşısındayız. Şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela bununla ilgili birkaç toplantılarımız oluyor ve toplantılardan sonra birkaç böyle maddeler atıyoruz ki bunu böyle hani hükümetimize sunduğumuzda bununla ilgili karşılık bulabilirsek, yani önerilerimizi destek bulabilirsek en azından biraz daha sigaraya karşı adım atmış oluruz diye. Mesela benim önerilerimden bir tanesiydi ve yavaş yavaş işlenmeye başladı. İşe girerken sigara içmeme koşulunun konulması. Çünkü sigara içen insanları düşünebiliyor musun işte? Yani belli bir Bu aralıkta benim her hazırlığım. fırsat İş bulduklarında kalitesi muhakkak ki bu. bir sigara içmeye çıkıyorlar. İş kalitesi düşüyor, verim azalıyor, performans bozukluğu, düşüklüğü oluyor. Yani kaçınılmaz. Tabii ki o şey alışkanlıkların hiçbiri güzel bir şey değil. Neye çok alışkanlık yapıyorsak o bizim için zararlı. Ben bunun içine kahve çay alışkanlığını da koyuyorum. Evet güzel ama doktorlara gittiğimiz zaman ne diyor? Günde 3 tane çay, 2 kahve yeterli. Yani sonuç olarak her şeyin fazlası zarar ama sigaranın azı da zarar. Bana ben ona düşün. Yani Evet. fazlasından vazgeçtik, azı da zarar. Bu arada tabii sayısız konuğumuz oldu. Hepsinden size sevgilerini ifade edenler var. Serpil'cim Ve şöyle aynı diyor. Filsin zamanda merhaba, sizi çok evet, konu seviyoruz. Filiz astrolojim Serpil'im. demişler. Bugün biraz konumuz sigara ağırlıklı. Ama tabii Ha. sen astrolojiyi nasıl seçtin? Böyle hani bunun başlangıcı, benim aynı zamanda İzmirli hemşiremsin, değil mi? Tabii Bu İzmirliyiz biz. Bu eğitim arada başka bir biliyorsun, alandayken aslında. seninle çok güzel televizyon programlarının konuydum. Her hafta böyle fix gelirdim. Ne kadar güzel Evet. programlar yaptık seninle. Çok da güzel Benim sinemet programların vardı zamanında gece hiç yayınında. yalnız bırakmadın beni. Çok teşekkür Ay ediyorum. çok seviyorum her zaman. Evet şöyle birazcık ortalık açılsa da seni tekrar sahnelerde bir görsem, sesini özledim. Ara sıra böyle Instagram üzerinden şarkılar söylesen Serapçığım çok sevinirim. Tabii ki bu tür programlar çok yararlı ama biraz da insanlar senin sesini özlemişlerdir. Biraz da onları duymak istiyoruz. Evet, Rufo 48-45 demiş ki hiç sigara içmediniz demiş. Herhalde sohbetimize daha yeni dahil oldu. Çok ara ara denediğinizi söyledi sevgili Filiz Hanım. Şimdi sağ ol, çok Kesinlikle. teşekkür ederim canım benim. O benim sesimle ilgili, sahnemle ilgili söylemiş olduğun isteklerden dolayı. Aslında biz de bu korona dönemini bir an önce atlatalım. Ben de şarkı söylemeyi çok özledim. Bir an Evet. önce sahnelerde dostlarımızla buluşalım. İstediğiniz şarkıları sizlerle paylaşalım. Biz de Kesinlikle. istiyoruz. Çünkü Dönemsel canlı yayınlarımız da yapıyoruz. ender gırtlağı güzel olan, ender ses kalitesi olan kişilerden birisin. Yani bu dünyanın, bu müzik dünyasının gerçekten sana ihtiyacı var. Sahnen çok güzel. Hani bunu seni hiç izlemeyenler bence çok kayıp diyorum. Burada birbirimize biraz iltifatla geçiriyoruz. Sigara dedik ama kendimize dönüştürdük ev sohbetini. Bizim Ama sigara her zaman için var. Şimdi insanlar hemen kova burcu ne olacak? Çok yorulduk diye sorum. Herkes ay, yoruldu. ay, ay, ay kova burcu ne olacak? Ben bugün şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Sağlığımız ve burçlarımız. Sigara bizi içtiğimiz zaman sağlığımızda hangi organlarımızı, hangi burçlarımızı nasıl etkiler ve nasıl bozar diye. Hemen böyle Tabii. koçlardan başlamak istiyorum. Koçlar baş bölgesi çok hassas olduğu için ve sigara çok tükettikleri zaman yaşlılık hastalıklarından bir tanesi beyin damarlarına giden kireçlenmeler ve damar tıkanıklıklarıdır ve emboliye çok fazla yatkın olurlar. Özellikle 60 yaş üstünde hala inatla sigara içiyorlarsa özellikle koçların yüksek tansiyon problemleri, kulaklarıyla ilgili kireçlenmeler, göz bozuklukları, hep bunlar sigaranın onları olumsuz etkileri ama geldi o 20'li 30'lu yaşlarda koçlara bunları anlat bakalım. Of Evet. atın ölümü arpadan ölsün gibi böyle bir cesurca da itirafları vardır. Ama 50-60 yaşına geldikleri zaman doktor teşhisleri işte boyunuzdan MR çekeceğiz. Beyninize giden iki damar tıkalı dediği zaman ve stent takmaları takmak zorunda kaldıkları zaman şu laneti içmeseydim de bunlar başıma gelmeseydi diyorlar ama dediğim Neler mi gibi acaba? her Bazıları yani kabullense o hastalıkları yaşasa bile yine de sigaraya suç bulmuyorlar, biliyor musun? ay evet ya akciğer kanseri olup kanser ameliyattan çıktıktan sonra doktor bey deyip kendine geldikten sonra bir sigara versene diyenler var. Öbür Evet. ciğerimde sigara için helal olsun diyenler var. Bunlar tabii ki uç noktalarda insanlar ama
Bence insanların sağlığı biraz tehdit altına aldı mı akılları başlarına geliyor. Eminim şu anda bizi dinleyen bütün dostlarımız, arkadaşlarımız bu konuda bize destek ve hak vereceklerdir. Gençlerimize de hiç başlamamışlarsa başlamasınlar daha iyi ama bu ergen çağlarında gençlerimizin kendini ispat etmek gibi bir duyguları var. İşte ben de erkek oldum, ben de işte genç bir kız oldum, her istediğimi yaparım deyip ilk sigaraya sarılıyorlar. O nasıl bir şeyse, bir tatmin Büyüme duygusuysa ya da ifadesi kendi. onlar için sanki kendini Evet. ispatlama gibi. Evet, ondan Peki sonra yerleşiyor. koçların bir Koç böyle kendi bir şeyi var, özellikleri var. inadı Boğular, aynı zamanda. evet, Hastalığına kadar vazgeçmiyorlar. vazgeçmiyorlar. Boğalar biraz daha sistemli, programlılar. Kendilerine ve sağlıklarına çok düşkünler. Ama bir bakıma da sigara kurbanı olmuş da olabilirler. Ya da zaafları sigara olmuş olabilirler. Eğer büyük bir zaafı varsa ileri yaşlarda safra kesesi taşları, özellikle mide problemleri, reflüler, mideyle ilgili yanmalar, gastritler, yine sigaranın onlara verdiği kötü bir armağan. Böyle Ve burçlara göre biçimlenen hastalıklar var mı? tabii Yani ki, mesela şu tabii ki, burcun insanı bu hastalıkları daha fazla tabii yaşar ki, diye. tabii ki, tabii ki. İşte bunlarla birleştirerek anlatıyorum. Hı. Ondan sonra boğalar mideleri hassastır, safra keseleri, nikotin onları daha da arttırıcı etki gösterir. Boğaların aynı zamanda boyun bölgeleri çok hassastır, tiroidleri hassastır, bademcik, faranjit. Ve o sigara orada bir kalınlaşma sağlar boğazın iç çeperlerinde ve zamanla nefes alamazlar ve KOAH hastalığına yatkın bir yapı ortaya çıkar. Tipik bir KOAH hastası olmazlar. Boğaların tipik KOAH'a biraz uzaktırlar ama sigara içtikleri için ve boğaz bölgeleri genelde kısa ve kalın olduğu için ve iç çeperlerinde çok çabuk kalınlaşma olabiliyor. Şimdi bunu tıp doktorları gibi konuştuk ama gerçekten astroloji ve sağlık çok çok önemli. Takip edip araştırmak lazım gerçekten. Tabii ki. Doktor Melahat Hanım bugün aynı zamanda bizim Sigara Savaşanlar Derneği'nin başka bir eğitimi daha var şu an Zoom üzerinde. Eğer o burada olsaydı yönetim kurulumuzda muhakkak bununla ilgili fikirleri olabilirdi bize. Bu Keşke arada katkısı olsaydı. olurdu. Burçlardan herkes şimdi kovayı sordular, aslanı sordular. Belli bir Şimdi yavaş şekilde... yavaş ilerliyoruz. Bugün sağlığı konuşacağız. Biliyorum biz hangi canlıyı böyle Instagram yayınlarına katılırsam konu moda da olsa gelip gidip şey diyorlar. Haziran'da ne Olur. olacağız? Korona ne zaman bitecek? Eylül'de düğünümüz var. Düğün iptali olur mu? Aralık'ta ne yapacağız? Ona yöneliyorlar. Şimdi program formatımızı biraz ilerletelim. Ondan sonra o soruları da geçebiliriz vaktimiz kalırsa. Kalırsa tabii İkizler takip Burcu. etmeyi bırakmasınlar. İkizler Burcu daha hareketli bir burçtur. Onlara sigara hiç yaramaz çünkü onlar Merkür insanıdır. Akciğerleri çok hassastır. Geçmiş yıllarda böyle hani Kerime Nadir romanları vardır ya, işte sanatoryumda geçen aşk hikayeleri falan, bu eskilerin. Oralarda daha çok verime yatkın olanlar oğlaklar ve ikizler oluyor. Satürn insanları, yengeçler, oğlaklar, ikizler ve başaklar oluyor. Akciğerleri etkiliyor. Kollar ve bacaklar çok hassas olduğu için damar tıkanıklıkları, yine ayak damarları ile ilgili problemler. Bir de şekere çok düşkünlükleri varsa şeker artı sigara büyük bir harabiyet yaratıyor vücutlarında. O yüzden ikizler de lütfen hiç sigara içmesin. Benim iki tane oğlum var. Küçüğü ikizler hiç içmiyor. Büyük boğa maşallah. Hayatım ona sigara içme oğlum, azalt oğlum demekle geçti. Ama işte dediğim gibi sigara dünyanın en tutucu ailesi olsan, en sistemli ailesin, aile reisi olsan çocuklarına geçiremiyorsun hiçbir şekilde sözünü. Herkes kendi zevkinin kahyası. Sen diyor zevkimin kahyası mısın? Aslında Böyle bir kendiniz ne kadar çok sevdiğiyle bağlantılı bir şey diye düşünüyorum ben insanın. Yani o daha çok böyle dış alemi odaklı, etrafına odaklı yaşayan insanlar var. Bir de kendini düşünen, kendini daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde beslenmek, daha iyi bir şekilde kendine bakmak isteyen insanlar var. Mesela hani bu şey olarak düşün. Mesela şu korona döneminde İnsanlar çıktılar, doktorlarımız hep işte zencefil, zerdeçal, şu 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 şunu tüketin. Bir sürü önerilerde bulundular mesela şunu tüketirseniz daha iyi olur, şöyle olur diye. Ben öyle bir baktım ki yani ben bunları o kadar uzun bir yıllardan beri yani 4-5 yıldır hayatıma dahil etmişim.
İşte bu zarar veren asitli içeceklerin çoğunu hayatımdan o kadar uzun yıllardır çıkarmışım ki, neden? Kendimi sevdiğim için, kendime daha iyi bakabilmek için, bunların bana zarar verdiğini bildiğim için. Bu biraz da kişide bitiyor, değil mi? Bence. Tabii ki idrak ve irade çok önemli bir iki kelime yan yana geldiği zaman insan kendi kendini çok iyi disipline edebiliyor ama iç disiplin şart tabii. Eğer zevkleri ve gelişigüzel hayatı seviyorsanız, biraz large yani hayatının bir üst boyutunda yaşamak istiyorsanız alışkanlıklarınıza kurban olabiliyorsunuz. Bu da bir karakter işte. Karakterlerle savaşmak gerekiyor burada. Kişinin ruhsal durumunu çok iyi. Bu arada ablası bizim kedimiz var burada. Bak dolaşıyor burada. Bak devamlı etrafımda. Bak Ah, doğa dost. ah, çok şeker. Bak ablası. Ha. Benimkiler çok fazla derecede canlı yayına dahil olmak istedikleri için Ay, evet. onları Sen diğer odada bıraktım. Bende de başladığımızdan bir beri tane var. dayanıyor. Dur bakayım gitsen. Ondan sonra dediğim gibi karakterle ilgili bir şey. Her karakterin kendi yapısına göre beynine inmek lazım. Bence terapistlerin ve bu derneklerin bu konuda bu türde çok büyük bir faydası ve artısı var. Bu tür dernekler daha çok kurulmalı. İnsanların sağlığına daha dip dalarak ilgilenmeli ve böylece çevresindeki insanlar da bu konuda yardımcı olmalı. Sen çok güzel bir projelerin içindesin. O yüzden her zaman seni takdir ediyorum. Dediğin gibi böyle yani biraz da çevre desteği şart. Evet, yani Evet. ben genel anlamda çok böyle hani karakteristik özellik olarak mı nitelendirmiyorum belki, ama mesela benim Oğlak Burcu arkadaşlarım çok inatçı. Yani onlar Of. mesela kendi kararlarını verdikleri zaman onları bir şekilde değiştirmek gibi bir şansım nedense olmuyor. Sen sıralaman ona geldiğinde özellikle bununla ilgili fikir de Tabii almak ki. isterim. Koçlarla oğlaklar inanılmaz inatçıdır. Bir de boğalar. Bu üç burcu yani bir yere bir de aslanlarda da vardır. Şimdi sırayla anlatacağım hepsini. Yengeçleri geçtik. Yengeçler tipik ben zaten depresyonik insanlar oldukları için ya da aşırı duygusal oldukları için sigara onlar için bir arkadaş gibi yalnızlık duygularını sanki eşlik ediyormuş ya da onların ruhsal gerginliklerini sigara çok iyi anlıyormuş duygusuna kapılırlar. Romantik insanlardır. Hani sigara yakıp böyle hayallere dalmak, güzel şarkılar dinlemek, böyle gece yarısı sigarayla baş başa olmak onların en mutlu olduğu anlardır. Ama bunları tabii zamanla tahribatını daha sonra görüyorlar. Mide tamamen gidiyor yengeçlerde. Akciğerler gidiyor. Çünkü yengeçler hassasiyeti çok güçlü insanlar olduğu için direkt akciğer emiyor duygusallığı. Veya işte akciğer kanserleri, akciğerle ilgili konular, koalalar yengeçleri çok etkiliyor. Oğlakları da ama özellikle tabii yengeçleri. Duygusal yemek yemek, her yemek duygusal yemekten sonra üzerine bir sigara yakmak, hayallere dalmak yengeçlerin sonunu getirebiliyor. Dikkatli olsunlar. Ama Evet. ben seviyorum yengeçlerin duygusallıklarını ve güzel konuşmalarını, sohbetlerini alıp seni böyle bir yerlere götürürler. Güzel bir ambiyansları Evet, vardı. şiir severler. Benim tanıdığım birçok yengeç Evet. burcu arkadaşım var. Şiir severler, şairleri takip ederler. Bilmiyorum hepsinin ortak özelliği, ama herhalde o duygusallıktan kaynaklanan bir şey söz konusu orada da. Kesinlikle. Ondan sonra kedimi aldım, kucakladım. Bir de şey tüy alerjim var. Her an hapşırabilirim. Ama tıkayamıyorum. Onu öpmemem lazım, sevmemem lazım. Doktor tüy alerjim var dedi. Ama şu anda burnum bir anda tıkandı. Öptüm ya sevdim. Şimdi aslanlar direkt kalptir. Dolaşım sistemleridir. Aslanların en büyük sağlık sorunları. Sigara zaten damarların içine tıkarlar. En sonunda enfarktüs dediğimiz, kalp krizi dediğimiz, kalp spazmı dediğimiz olayları da yani sigara onlara güzel bir şekilde yaşatır. Ömürlerinin yarısından çoğunu hastane köşelerinde sürekli kalp kontrolleriyle geçirebilirler. O yüzden sigarayı unutsunlar. Bence en çok onlar unutsun. Evet. Yani zaten Şimdi hani dolaşım, kalp, damarlar, bütün hepsi, yani dediğim gibi vücudun artık her köşesine işleyen bir zehir olduğu için yani şöyle, biz önümüzdeki haftalarda TRT'den yine çok önemli, değerli yapımcılardan, eski müdürlerden Hüseyin Bey ile, Hüseyin Başüstü'yü konuk alacağım. Yani ay onunla evet. böyle sohbetimiz öncesinde bir şey söz konusu olmuştu. Zamanında biliyorsun uçaklarda içiliyordu sigara.
Yani uçaklardaki yani şeye bile, havalandırmanın içerisindeki filtrelere bile o kadar çok işliyormuş ki onların temizlenmesi çok zor olduğu için tekrardan yenisini almak zorunda kalıyorlarmış her seferinde. Şimdi Yani uçaklarda ayrı bir handikap yaşanıyor. Çünkü basınç ayarlaması ne kadar yapılsa uçak içinde, biliyorsunuz yükseldikçe kulaklarımız tıkanabiliyor. Bir de bunun üzerine sigara içiyorsanız o kulak tıkanmasındaki zararlar 2 kat 3 katına çıkıyor. Çünkü kulakların içindeki o östeki borusular hava kaçıyor, tıkanıyor, çekiyorsun. Yani bir sürü çarpık olaylar başlıyor baş bölgesinde. O yüzden bence çok yanlış bir şey. Çok iyi yapmış. Yani Türk Hava Yolları tabii ki havada içilmez sigara. Yani düşünmesi bile tuhaf ama işte. o zamanında çok çekenler çekmiş o sıkıntıyı. Yani içmeyenler Tabii. içenlerden dolayı çok büyük sıkıntı çekmişler. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela biraz evvel hani sen sosyalleşmek için insanlar içiyorlar dedin ya. Öyle bir şey var ki bence aslında sosyalleşmeyi engelliyor sigara. Mesela benim çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Sağ olsun benim ne zaman bir konserim olsa her daim benimle birlikte olmaya çalışır. Konser yaptığım yere gelir. Ama daha böyle bir üçüncü şarkımda hemen sigara içmek için dışarı çıkar. O sigara içilir. Bir ben o arada 5-3 şarkı daha söylerim. 3-3 şarkıdan sonra girer. İçeride en fazla 4-5 dakika falan durur. 2 şarkıdan sonra tekrar çıkar. Yani aslında insanlar eğlenirken, hoplarken, o enerjiyi, içerideki sinerjiyi hissederken o devamlı olarak o enerjiden kopar gelir. Kopar gelir. Yani aslında sosyalleşmeyi de bir şekilde engelliyor, değil mi? Yani şimdi o gece hayatında sahnede bir sanatçı programını icra ederken aşağıda masalarda sigara içmek bence dünyanın en büyük terbiyesizliği. O sanatçı ses telleriyle şarkı söylüyor. O dumanı alıyor. Ses Aynı çatallaşıyor. yerde Dumanı alıyor. içemiyorlar. Aynı yerde içmek gibi bir durum söz konusu değil. Ama sigara ile ilgili bir alan belirlenmiş. Ya işte mekanın dışında ya da burada içilebilir diye belirledikleri bir alan var. Eskiden Ama oraya değil. gitmekten içeride kalamıyor bu sefer. Yani Şimdi çok. bu son dönemde yani Türkiye bu konuda çok sıkı tedbirler aldı. Birazcık dünya ölçülerine, normlarına uyduk. Eskiden gece kulüplerinde sahneyi izlerken herkes sigarasını yakardı. Tabii, Ben tabii. herhangi bir sadece bu yüzden hiçbir yere gitmediğim günler oldu. Çünkü çıkıyorsunuz, yani inanılmaz sahne izmi, gerçekten sanatçıya büyük hakaret. Kendiniz de sesiniz böyle çatallaşmış, üstüne sigara sinmiş. Yani o geceden hiçbir şey anlamıyorsunuz zaten. O Ya o yüzden ben paralizi bu sigara yani o yasağını kadar çok böyle destekliyorum. sıkıntı yaratıyor ki zaten solunum yolları ile ilgili. İçmeseniz bile Tabii ki. ben içilen bir ortamda olduğum için böyle 50-60 kişilik bir mekandı. Hiç unutmuyorum. Bir 6-7 sene önceydi herhalde. Öyle bir mekanda sigara içiliyor. Böyle girdik. Tamam arkadaşımız sahnede. Ayrılmak istemiyorum. Çünkü çok güzel seslendiriyor. Bir şarkı bitiyor arkasından. Bir şarkı daha kalmak istiyoruz. Ama bu arada içeride içen içene sigarayı. Evet. Böyle nasıl biliyor musun? Bir ara nefes alamadığımı hissettim. Arkadaşıma dedim ki artık en sonunda dayanamayacağım dedim. Ve böyle orada konuşurken bile kendi aramızda bir süre sonra sesim kısıldığını, çatallaştığını hissettim. Sonra çıktık. Çıktıktan sonra bir süre sonra benim sesim tamamen gitti. Yani o faranjitten dolayı boğazımın alev alev yandığını, böyle bir Tabii. ateş bu sanki boğazımda böyle cehir cehir yakıyor boğazımı. Ertesi gün doktora gittim. Faranjitten dolayı inanılmaz derecede etkilenmiş. Ses tellerim dahil olmak üzere. Onun aynı zamanda o hafta bir konserim vardı. O konsere çıkabilmek için bana devamlı olarak kortizonlu iğneler yaptılar. Bir an önce toparlansın diye rahatsızlığım. Tabii. Ben bak şu an mesela veremediğim herhalde bir 6-7 kilo var fazlalık. Onların Öyleyse. hepsini o dönem, o gece, o içilen ortamda bulunduğum ve içilen ortam sonrasında almak zorunda olduğum kortizon tedavisi yüzünden aldım, biliyor musun? Şu Yani anda iyisin, gayet iyisin de şu an tabii çok ki iyi ama sen şimdi hiç içmediğim sırt halde dertlerini içilen düşünüyorsun. ortamdan nasıl bir rahatsızlıkla çıktım ve sonunda bana neler getirdi yani ne eksileri oldu. Tabii Benim tabii için diyorum çok ya, büyük bir sana sahne sanatçısına inanılmaz bir hakarettir sigara içerek izlemek bir kişiyi.
Yani evinde, yani sigaranın bulunduğu her ortam zaten çok olumlu bir ortam değil ki. Eninde sonunda sağlığınız bir müddet sonra, çünkü herkes sigara içiyor ortamda ve duman altı oluyorsunuz. Göz gözü görmüyor. Sanki gökyüzünden sis inmiş gibi. Hiç keyifli, yani nasıl eğleniliyor orada onu anlamıyorum, ama son yıllarda işte Türkiye'nin bu sigara ile ilgili tutumu, beni Evet. desteği, Sigara böyle değil, bir sadece tabii karar nargile alması var. güzel, çok güzel. Bir takipçimiz oradan ifade etmişti. Nargile de aynı durumda diye. Evet, nargileni çözemedim. Nargileyi kimler neden severler? Nargilenin özel, tabii ki o da sigara gibi, ama fosur 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 sular fış 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 aşağıda, kokular kokular kokular, o da ayrı bir. Yani bence Evet. Kalıp. keyif veren maddelerin hepsi vücuda ve bedene ve çevreye zarar veriyor. Bunlardan elimizi ayağımızı çekeceğiz. Daha Şimdi sağlıklı sigaranın hissedeceğiz. Daha... zararlarını zaten biliyoruz demiş. Hakan Bey burçlarla ilgili bilgi istemiş. Sigara da Şöyle bir şey var sigaradan da zaten. farklı şeyler de Bizim var. oğlum Hakan Bey diyor. sigara içiyor mu çok merak ettim öncelikle onu. Hakan Kocakula bir an önce burçlarla ilgili bilgi almak istiyor anladığım kadarıyla. Burcunu Hakan mı söylesin istiyor? bize. Ama ben onun sigara içip içmediğini, bırakmak isteyip istemediğini açıkçası merak ettim. Bunun Söylesin, cevabını bakayım almak isterim. burcunu. Ona burcunu söylesin, sigarasını anlatsın, sonra biz de ona yorum yapalım. Evet. Özellikle belki de bugün bizim için sigarayı bırakmaya karar versin mesela sigara içiyorsa. Aynen. Söz versin, biz de ona yorum yapacağız. Bundan sonra söz verene yorum yapalım. Öyle mi yapalım? Öyle Tamam. şey, Evet, öyle ben yapalım. sigarayı gerçekten bugün İnsan... bırakıyorum diyen net karar vereni sen böyle özel güzel bir söz verebilirsin. Ben hala sana gelip de şöyle geniş derin derin Evet ya, bir kendimle oturup da ilgili. şöyle sana uzun uzun harita bakamadım. Hep böyle orada burada karşılaşıyoruz diyorum ya. Televizyon programlarında kulislerde konuşuyorduk. Evet. Sen programda konuşurduk. Çok güzel programlarım vardı. Bekliyorum artık Serap, yap bir şeyler de gelelim. Çok keyifli ve güzel bir şekilde seni hep nedense böyle hep o astroloji haritası çıkarttığın zamanlarda denk geliyoruz. Bir gün bana da inşallah diyorum ama muhakkak denk Evet. gelmedi. İnşallah onu da yapacağız. Zaten çok yakınız. Gayrettepe'deyiz ikimiz de. Çok Ama şu yakınız koronadan birbirimize, evet. evet Annem koronadan dolayı nasıl? İyi ben mi? 65 gün hiç çıkmadım. Sen ne yaptın korona döneminde? Nasıl geçti bu evde kal dönemi ve nasıl Ya geçiyor? benim diz problemim var. Çok fazla spor yapamıyorum. O yüzden zaten kilo almaya devam ediyorum. Almamam lazım. Beslenmemi birazcık dengelemeye çalışıyorum. Şey var. Bundan 2,5 sene önce, 3 sene önce Satürn'ümle Mars'ım sağlık evimde kare açı yapıp üst üste kavuşum yaptığında anlatayım. Benim bu hafta kendimi çok iyi korumam lazım. Düşmemem, kalkmamam lazım dediğimde Nişantaşı'nın ortasında gümbür gümbür düştüm. Dizim gitti. 2,5 senedir ben bu dizle uğraşıyorum. Böyle Ya bir sorun kendim yaşıyorum. ya, gördüm Sonra diyorsun işte, gidecek olanı. evet, kendi tersi kendi söküğünü dikemedi maalesef, ama bu da şunu gösteriyor ki doktor da olsan bir gün öleceksin, astrolog da olsan haritanı yaşayacaksın, bunun gibi bir şey. Sonuç olarak nereden nereye geldik? Sen kayboluyorsun arada, Dizden dolayı donuyor galiba. sıkıntı çekiyorum dedi. Evet, Şu an korona nedeniyle internet çok yoğun, ben bakamıyorum. seni göremiyorum ama anlatmaya devam edeyim. Beni Yani göremiyor sonuç musun? olarak göremiyorum seni. Ara sıra bir gidiyorsun. Gerçekten. Şimdi gelmek üzeresin. Donuyorlar diyoruz. Çünkü şey, genelde internet yoğun olduğu için. Özellikle bağırsak problemleri yaşarlar. Başaklıyım bu arada. Sen dondun, ben başağa geçtim. Görüyor musun? Görüyorum, gayet güzel geldim. Yani şu an görüntü geliyor, sorun Başaklığı yok. geldin geldin, görüyorum seni. Gayet hoşsun. Canım Başına sen de. kadar geldin. Evet, biraz daha Çok gerideyim. yakın, evet çok yakın bu bir anda canlı yayına Evet. girince bir anda Evet. yarım gitti. Evet, böyle güzel. Böyle çok güzel. Ay ne güzel, kendi kendimize böyle konuşuyoruz. Evet, dahil Şeyi olan, biz dahil olan 46 kişi var ve onların tabii çoğu farklı konularla ilgili de merak ediyorlar ama biliyorum. Ama özellikle konu bir sigara. ne karşı yani sigaraya karşı bir sohbet gerçekleştirmek istedik ki
Seni takip eden ve her zaman senin o verdiğin fikirleri, verdiğin önerileri, çünkü çok değişik güzel fikirlerle bir şekilde seni takip ediyorlar. Onları aynı zamanda bu güzel amacımızla da birleştirelim istedim ben. Evet, ben bu arada sabah doktordaydım. Senin programa buna yetişeyim diye deli gibi geldim. Belimle ilgili, dizimle ilgili problem yaşıyorum. Böyle fıtığın eşiğine gelmiş. Hani böyle bir tık daha geçse fıtık olacağım. Dizim kilitlendi falan. Çok Eyvah geçmiş dedim, olsun. sabahleyin bir doktora gideyim. Ama hastaneye gitmek istemiyorum. Yine gitmek zorunda kaldım. Artık tedbirler, tedbirler. Oğlumla gittik, gelinimle. O geldik ama gayet güzel. Ben bu arada hastanedeki sağlık çalışanları kutluyorum. İnanılmaz güzel hastanelerimizi temizlemişler, pırıl pırıl. Her şeyi o kadar güzel, mesafeyi o kadar iyi idare ediyorlar ki. Hani şu korona günlerinde dizdik, beldi diye gittim ama bir korkuyla gittim. Ne olur ne olmaz diye, ama çok güzel bir şekilde geldim. Evet. Gerçekten sistemimiz güzel çalışıyor. Buradan bütün Yani sağlık çalışanlarına, evet. dışarıdaki insanlarımızı da çok fazla derecede artık hani her şey normale dönmüş gibi düşünen kişiler çok fazla dışarıda. Ben geçtiğimiz Cuma günü 65 gün sonrasında ilk kez çıktım. Çünkü benim biraz daha kronik hani benim aynı zamanda astım başlangıcım var, tek böbrekliyim. Canım Hipoglisemi, benim. şekerden dolayı rahatsızlığım var. Yani o sayılan kriterlerin biraz böyle başındaki hastalıkların çoğunu taşıyorum. O yüzden biraz kendimi korumaya aldım tabii bu dönemde. Fakat 65 gün sonra ilk kez çıkınca şaşkına döndüm. Yani bir Beşiktaş'ta sanki hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi. Sanki normal bir zamandaymışız, korona günlerinde değilmişiz gibi. Bir insan kalabalığı, maskesiz insanlar, böyle bir trafik, hayretler içerisinde kaldım. Eğer bu şekilde olursa tekrar vakaların patlamasından dolayı korkuyorum açıkçası. Yani şimdi bu korona öldürücü bir şekilde geldi. Öyle kolay kolay gideceğini zannetmiyorum. Hatta içimizde bizi artık bundan sonraki her kış, her yıllarda bunu yaşayacağız. Korona ile artık kol kola el ele gezeceğiz. O yüzden kendimizi korumak zorundayız. Bundan sonra belki 10 yıl, belki 20 yıl mesafeyi korumak zorundayız. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Korona bizi bırakmayacak. Sadece bizim bağışıklık sistemimizle onu uyum sağlayacak. Belki biz onu kabul edeceğiz. Davetsiz bir misafir olarak geldi. O geldiği için de kabul etmek zorundayız. Ara sıra bu şeyler geliyor Sen WhatsApp'ta. okuyor musun bu arada? Ben de bakıyorum şöyle. Herkes aslanı söylemedik mi? Biz yengeci söyledik. Aslını Boğayı söyledim, söyledik, kalp koçu söyledik. rahatsızlıkları dedim, dikkat etsin damarlar dedim, yengeci de Evet, kalp başa ilgili gelmişti. rahatsızlıklar dedi. Evet, sistemler stent takılabilir, kalp damar ve beyin kanamaları yine yükselen aslanlar için çok geçerli. Merak ediyorlar, hemen ona dönelim sohbetten. Aktan balık burcu demiş. Sen sırasıyla gidiyorsun tabii. Ben o Başak sırada gitmedim. geldim ben. Başak 6 burcumuzda sırayla gidiyoruz. Başak burçları Merkür insanları olduğu için onların da akciğerleri çok hassastır. Onun yanı sıra bağırsak sistemleri çok hassastır. Kalın bağırsakla ilgili problemler, hani bu rektum kanserleri, kalın bağırsak kanserleri daha çok Başak burçlarını çok etkiler. Bir de onlar ağır yağlı beslenmeleri sindiremezler. Sigara onlar için daha da tehlikelidir. Çünkü metabolizmalarında kalıcı bir tahribat yapar ve metabolik hastalıklara çok yakalanırlar. Ve aynı zamanda deri, karaciğerleri çok hassastır. Kaşınmalar, karaciğer kaşıntıları, bütün bunlar yine sigaranın onlara verdiği kötü bir armağandır. Buna dikkat etsinler. Evet, çok akıllar, çok zeki akıllı insanlar. Sürekli hızlı düşünürler. Hızlı düşündükçe de can sıkıntısından bir konuyu analiz ederken sigara yakabilirler, düşünürler, sigara yakarlar. Bu sigaralar en sonunda onlara tabii ki bonus olarak hastalıklarla dönecektir. Dikkatli olsunlar. Terazilerin böbrekleri hassastır. Senin yükselen burcun terazi mi? Yükselenim terazi evet. He, Kovayım ama tamam. yükselenim terazi. Tek böbrekliyim deyince, çünkü teraziler böbrekleriyle ilgili rahatsızlıkları çoktur. Oksalit taşlar, kumlar daha çok terazilerde vardır, yükselen terazilerde. Şeker hastalıklarına çok şeydir, adaydırlar. O yüzden sigara onları
tetikler. Nikotin vücudumuza girdiği zaman hangi organımız zayıfsa o organa saldırıyor ve bizim antikor sayımızla savaş yapmaya başlıyor. Yani o yüzden sigara bizim için vücudumuzun kötü bir düşmanı aslında. Ve tabii ki terazilerinde böbrekler ve alerjiler, şeker hastası, pankreasını çok kötü etkiler. Çok dikkat Evet. etmeleri Sevgili gerekiyor. Zeki yayına gelmiş bu arada. Yengeç, yengeçim canım. Yengeci geçtik ama yengeç için ne demiştik? Kim? Özellikle o Kim duygusal gelmiş? yapılarından dolayı sigarayla tamamen bağdaşırlar aslında demiştin ama Akciğerleriyle zehir içinde ilgili problem. bırakanlardan. Akciğerleriyle ilgili problemler yaşarlar. Onlara dikkat etsinler. Mideyle ilgili. Zaten onların kronik mide rahatsızlıkları vardır. Zaten sigara içsin içmesin o bölgeleri, o organları zayıftır. Tabii. Ve sigara tabii ki bunu hızlandırır ve rahatsızlıkları daha çok ortaya çıkarır. Dikkat Zeliha'ya etsin. yükselenini soralım o zaman. Çünkü yükselen bir şekilde muhakkak ki etkileyecektir herhalde. Tabii ki Şimdi yükselen olacak. öyle bir şey var ki herkes kaçıranlar var. Kaçıranlara çok bir daha tekrar yapamayacağız. Çünkü zaten hem Zamanımız zamanımız akıyor yetmez. hem Çünkü de daha biliyorsun. birçok burcumuz var galiba. Tabii ki bir de bunlar Instagram'ların galiba süreleri var. Sürede Evet. aniden tak diye bitiyor. Ve Evet, benim bazen bütün şöyle yarım süremiz kalıyor. şu anda. Ne kadar 15 dakikalık zamanımız bir var? süremiz kaldı bitiş için. Evet. Biz bence şöyle yapalım. Son kalan burçları da söyleyelim. Çünkü bunu yayının tekrarı olacak zaten Instagram'da. Tabii ki. Kaçırdım diyenler tekrar açıp izleme ve kökenlerine kendi burçlarıyla ilgili yorumları alma şansları da Tabii olacak. ki. Şimdi akreplere geçiyoruz. Akreplerin boşaltım sistemleri, yani bayanların rahim problemleri, yumurtalık problemleri, erkeklerin genelde testosteron durumları çok vardır. Karaciğerleri çok hassastır. O yüzden karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri, aynı zamanda da şeyler, testis kanserleri, kadınlarda rahim kanserleri daha çok akrep burçlarındadır. Ama onun yanı sıra hepsi kanser olacak diye bir durum yok. Ama çok hassasiyeti olduğu için buna benzer hastalıkları tetikleyebilir. O yüzden kesinlikle kesinlikle sigara onlar için kesinlikle yasak. Özellikle akrepler çünkü melankolik insanlar, aynı zamanda derin düşündükleri Herkese, için. herkese aslında yasak ama yani Onların sanırım mesela dediğin gibi akciğerle, kalple ilgili daha zayıf olan burçların tamamen kesinlikle ve kesinlikle uzak durması gerekiyor. O bir de savaşları ona şimdiden farkında olarak, bilinçli olarak bence vermeye başlasınlar. çünkü akrebin Pliton ve Mars'ı çok kuvvetlidir. Onların yönetici gezegendir. Pliton ölüm gezegenidir zaten. Girdiği bir yeri yok eder. Hele sigara da zaten bir ölüm meleği gibi girdiği için vücuduna insanın Pliton'la el ele dolaşır ve akrebi mahveder. Çok dikkatli olsunlar. Ha, içiyorlar mı? İçebilirler ama eninde sonunda beyin kanamasından veya bir şekilde pıhtı atmasından, emboliden Öyle veya rahatsızlıklar yaşama ihtimalleri var. evet var. O, yani sonuçta öyle durumlar konusu olabilir. Dikkat etsinler. Yaylar çok hareketli insanlardır. Neşelidir, iyimserdir. Onlar çok sigarayı sevmezler ama çoğu zaman da sporu çok sevdikleri için toksinleri çok çabuk atabilirler ama yayların da İki en büyük burcumuz handikapı. var sevgili Filizciğim. Rufo Evet. 48-45 ve Feriha Hanım. Hep yay sormuşlar. Sigara içiyorlar mı acaba? Hani sen mesela o neşeli tercih etmezler çok dedin ya. Onu bir Ha. şekilde aslında bir değerlendirmesini yapmak istiyorum şu anda. Bize o katılan iki konuğumuz acaba sigara içip içmediklerini de yazabilirler mi bize? Onların o yorumu önemli. Tabii. Ve Yazsınlar şimdi bakalım. tabii. Yani Pankreaslarını ve karaciğerlerini etkiler yaylarında. Yaylar çünkü yemeği içmeyi çok severler. Bazen yemeği abartabilirler. Üzerine de sigara içerlerse yağlı tuzlu yemekler, üstüne de sigara derken karaciğer ve pankreas birbirleriyle senkron olarak yayları yok etmek için ellerinden geleni yaparlar. O yüzden dikkatli olsunlar. Kalp rahatsızlıkları da genelde yaylara gelir. Spor yaparlarsa bunu atabilirler. Aslında sağlıklı insanlardır ama çoğu zaman da işte sigaranın tahribatları bu yönde olacaktır. Yaylar çok mu Doktor var diyorum. Melahat Dönmez yönetim kurulumuzdan katılmış. Şu anda sanırım diğer taraftaki toplantımız bitti.
O da sizin yorumlarınızın çoğunun doğru olduğunu söylemiş. Sonuçta bir doktor olarak onun da bir değerlendirmesi Evet. önemli demiştim ya, bize dahil olur diye. Hep böyle birebir açıkçası. Evet, eşim kalpten vefat etti diyor. Bak, kalp Aslan Burcu. Kalpten, evet. Dediğim gibi, evet, astrolojiyle hastalıklar, özellikle fiziksel özelliğimizi yükselen burçlar ortaya çıkardığı için genelde bedenimize onlar hakimler. Ve zaten gökyüzündeki enerji, biz de bir enerjiyiz. Enerji alışverişi içinde olduğumuz için rahatsızlıklarımızı da o enerjiler ortaya çıkarıyor. Ama biz tabii ki bunlar hepsi saydığım hastalıklar herkeste Evet. olacak diye bir durum yok. Yok. Sağlığınıza dikkat Ama tabii ediyorsanız insanın mesela. vücudunu tanıması, biraz da o teşhisi Tabii. yapması, ön teşhis ve aynı zamanda işte sonuçta ya biz her şekilde söylüyoruz zaten. Cildimizden dişimize, tenimize, bütün organlarımıza, hepsine zarar veren bir zehir. Siz yani her Kesinlikle. şeyi bırakıyorsunuz, sağlıklı besinler almak yerine, sağlıklı bir şey tüketmek yerine kendinizi zehirle birlikte tamamen baş başa bırakıyorsunuz. Biz Kesinlikle. özellikle buna karşı savaş veriyoruz zaten. Yani biz sizin bu zehri içmemenizi istiyoruz. Daha sağlıklı, hayatınızın değerini bilen, kendinizin değerini bilen, bu çok önemli. Yani siz ne kadar çok kendinizi severseniz zaten sigaranın size zararını daha çok farkına varıyorsunuz. Zaten şu var, siz vereceksiniz o kararı. Biz zorlayamayız. Yani kişi kendisinde bitirmediği sürece, onun kendisine zararlarını kabul edip de bunun üzerine bir şekilde kendi kararını vermediği sürece o sigarayı bırakmak mümkün değil. Biz ne Evet. söylersek söyleyelim şu anda. Şimdi oğlaklara geçiyoruz. Oğlakların özellikle kemik yapıları çok önemlidir. Kalsiyumları çok önemlidir. Dişle ilgili. Sigara içenlerin vücutlarında C vitamini ve kalsiyum eksikliği çok fazladır ve oğlakların direkt vücudundaki demiri, kalsiyumu çok çabuk çektikleri için vücutlarında bağışıklık sistemleri oğlakların çok çabuk çöker. Evet. Akciğerleri de çok hassastır. Yine zatürre dediğimiz o sulu akciğer hastalıkları genelde oğlakları bulur. O yüzden oğlakların mümkünse onların aslında hiç sigara içmemeleri gerekiyor. Öteki burçlardan bir tık daha hedefleri Daha sigaradan daha çok sıkıntılı. tahribatlı olur. Dikkat etsinler. Çok mesela ileri yaşlarda bayanların o östropoz dedikleri kemik erimeleri yine sigaranın hızlandırdığı olaylardan biridir. Bel kemiği, kalça kemiği erimeleri hep yaşlılık hastalıklarıdır bunlar. Erkeklerde belki bu tür kemik erimeleri az görülüyor ama onların da akciğerleri ön plana çıkıyor. Kadınlarımızın da kemik problemleri, dişleri çok erken çürüyebilir. Yani 50 yaşa gelmeden takma diş kullanabilir. Çene yapıları, kemik implantları kabul etmeyebilir. Çene erimeleri olduğu için dişçilerin de diş doktorlarının da en çok zorlandığı hastalardan biridir. O yüzden dikkatli olsun oğlaklar. Kovalar yine dolaşım sistemleriyle ilgili sağlıkları var, önemlidir. Özellikle toplar damarı rahatsızlıkları, varis dediğimiz ana damar varisleri, pıhtı atmaları yine bu sigaranın getirdiği ayrıca bu kanla ilgili ne derler ona trombosit sayılarının düşmesi, kan pıhtılaşma bozuklukları yine bu sigaranın kova burcuna yaptığı etkilerdir. Orada tıpla ilgim fazla yok ama ya trombosit sayısı düşüyor ya artıyor, şey yapıyor, pıhtılaşma hızlı gelişiyor ve kanda dolaşım azalıyor. Böyle durumlarda olabiliyor. Onlara dikkat etsinler. Balıkların depresyonları çok kuvvetli, çok çabuk depresyonik olabiliyorlar. Melankolik, bakın ruh hastalıklarına, sinir hastalıklarına, nörotik hastaların çoğunun burçları balıktır. Sigara onları gerçekten çok etkiliyor. Ve en kötüsü kemik iliğine çok zararlı balıklarda. Mesela çok sigara içen annenin babanın çocuğu genelde bu lösemi hastalıklarını bir tık, tabii ki bunun tam bir şeyini bilemeyiz. Tabii ki bu Evet, hiçbir şeyi bir tam kesin olarak varsayım söylemiyoruz. tabii ki. Ama lösemi hastalıkları, kemik ilikleri hastalıkları da genelde bu sigaranın balık burçlarına yaptığı. Balıklar çünkü sakin, kan dolaşımları çok yavaş çalışan insanlardır. Orada bir sorun oluyor galiba. Onu yine tıp biliminin çözmesi lazım Tabii. kesinlikle. Bir şey oluyor.
Genelde bakıyorum. Mesela diyor ki benim kızım 5 yaşında öldü lösemiden. Burcu balık mıydı diyorum ya da yükseleni. Evet balıktı Filiz Hanım diyor. Ya da işte dayım son yıllarında bir kemik iliğiyle ilgili lenfoma oldu diyor. Burcu balık mıydı diyorum. Aa evet balıktı diyor. Ben bunları kendi çapımda istatistikler yaptım. Tabii ki tıp bilimi bunu çok daha iyi bilir. Ama baktığımız zaman sigara toplu olarak bakınca her burcun insanına ayrı bir olay yaratıyor organları ile ilgili. Dikkat edin. Sigara, yani sonuç olarak sigarayı içiyorsanız yaşamınızı kısaltıyorsunuz, ölümünüzü hızlandırıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Yani her şekilde zaten ne şekilde içilirse içilsin zararları var ama kişinin özellikle burçlara göre kendisini bilerek burcuna göre kendisini bilerek karşısına çıkabilecek olan hastalıkları tahmin ederek şu an için ona göre önlemini alması da tabii sizin vermiş olduğunuz bugün fikirlerle, önerilerle çok çok daha fazla bizi Aynen. izleyenlere sanırım Aynen katılıyorum. fikir vermiştir. Kesin. Birçok kişi Aynen. kaçıranlara tekrar edelim. Instagram'ımızın ilk TV bölümünde özellikle tekrardan yayınlanacak. Orada seyredebilirsiniz. Oradaki yayınımızı takip edebilirsiniz. Kaçıranlar yani koç kaçırdım diyor, aslan kaçırdım diyor. O kaçıranlar bununla ilgili de yorumu alabilirler. Biz zaten evet parasını da elir, dumanını evet Profesör Melahat Hanım demiş ki parasını el alır, dumanını yel alır, zehir sende kalır, içende kalır diye. Çok güzel. Çok güzel. Evet, yine Melahat'ın güler sevgiler. yüzünle, yine o ne her zamanki bize yansıttığın pozitif Benim. enerjinle. Sen de bilmiyorum hangi burçtansın? Sana sor. Yay. Yay Yay burcu. yükseleni terazi. Evet. Oo, sen evet Genelde sistit olur, böbreklerimle ilgili kum dökerim yükselen terazi olduğu için, yay olduğu için işte Satürn'ün birinci evde olduğu için kemiklerle ilgili problem çıkar. Ben kendi bedenimi çok iyi tanıyorum burçlarımdan dolayı. Dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden de zaten sigarayla aram hiç olmadı. Bak bir de şöyle insan gibi ara sıra bir coşuyor olmasını ister gibi böyle bir hamle yapıyorsun. Yok hiçbir faydası olmayan bir şey havada kalıyor. O yüzden sigara beni sevmedi. Ben de onu sevmedim. Bazı arkadaşlıklar kötü arkadaşlıktır. Biz hiç onunla arkadaş olmadık. Bence sigarayı herkes kimseyi sevmesin. sevmesin. Hiç kimse sigarayı sevmesin. Çünkü Aynen, aynen. gerçekten tamamen o nikotin, o zehir sizi hem bir şekilde kölesi yapıyor içmeye başladıktan bir süre sonra. Dediğiniz gibi belki çok çok daha önceki sigaralara göre şu an artık günümüzün teknolojisiyle sizi tamamen bağımlı yapan ve aynı zamanda bağımlı yapmak için her şekilde artık reklamlar, filmler, reklam yok ama onun içerisinde filmlerle, dizilerle, her şeyin içerisinde yasaklı da olsa imajlarla size ulaşmaya çalışan bir sektör var. O sektörden kendinizi koruyun. Aynı zamanda sigaradan koruyun. Çünkü korumanız gereken bir düşman var karşınızda. Filizciğim, senin de artık yavaş yavaş bakıyorum süremiz azaldı ve yayın Evet. bitmeden önce söylemek istediğin son sözlerini almak istiyorum. Evet, her zaman olduğu gibi astrolojiyi sevelim. Astroloji birçok konuya yol gösterici oluyor. Senin konseptinde sigarayı asla sevmeyelim. Astrolojiyi sevelim ama sigarayı sevmeyelim. Sigaranın dışında bize keyif veren hiçbir maddeyi sevmeyelim. Vücudumuza zarar verecek maddeleri. Tabii ki bir portakal suyu çok keyif veriyorsa içeceğiz. Bir elma suyu ya da buna benzer. Ama bizim vücudumuzda öldürücü etki yapacak hiçbir keyif maddesine rağbet etmeyelim. Çünkü hayat bir kere yaşanıyor. Hayatımız çok değerli. Onun keyfini sonuna kadar iyi bir şekilde geçirelim. Hayatımız güzel olsun canım benim. Hep birlikte mutlu olalım. Hep beraber. Biz korona günlerinde özellikle bir kampanya başlattık. Sigarasız evde kal ve şimdi bırakma zamanı diye. Senden de bununla ilgili bir video rica edeceğim. Bu mesajı da aslında şimdi bizi izleyenlere senin söyleminle de vermek isterim. Sigarasız evde kal ve şimdi bırakma zamanı diye. Evet, arkadaşlar sigarasız yaşayın. Evde kalın ama sigaralı olmayın lütfen. Çünkü sigara sağlığa zarar, hayatımıza zarar. Sigarasız yaşamak çok güzel bir şey. Şu korona günlerinde lütfen lütfen
Evinizde sigarasız bir yaşamda kalın. Sizleri seviyoruz, hayat da sizleri seviyor. Hayatla barışık olmaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Filiz'cim. Evet, Filiz Özkol konuğumuzdu. Benimle birlikte olduğun için, bizi takip edenlerle olduğun için, onları güzel bilgilerle donattığın için çok teşekkürler. Ve inşallah tekrardan en kısa sürede seninle bir araya geleceğiz diyorum. Evet. Sevgiler. Sevgiler, sağ olun.